Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir kitap ve manga alışverişi çekeceğim sizler için. Çünkü çok fazla manga ve kitap aldım ve bunları kısa bir videoya sığdırma ihtimalim yoktu. O yüzden dedim ki neden böyle uzun bir video çekmeyeyim. İlk defa yan şekilde video çekiyorum. O yüzden şu an hiç alışık değilim. Hem kendime bakasım var hem kameraya bakasım var. Kameraya baktığım zaman kendim nasıl gözüktüğümü bilmiyorum. O yüzden birazcık tuhaf hissediyorum şu anda. Yavaş yavaş alışırım diye düşünüyorum. O zaman başlayalım. Şimdi ben kuleleri buraya masamın üzerine dizdim. Birazcık karışık ilerleyeceğim bu yüzden çünkü koyacak yer bulamadım hiçbirini. İlk seriyle başlıyoruz. Şimdi öncelikle Made in Abyss'in 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'sini aldım. Bu seriyi alma sebebim şöyle oldu. 7'sini bana arkadaşım hediye etti. Diğerleri bende vardır diye varsayarak. Ve 7'sini bana hediye ettiği için ben de 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'yı almak zorunda kaldım. Kitap sepetinden aldım bu arada seriyi. Çok güzel bir indirimi vardı. Aldığım tüm siteleri ve indirim kodlarını da aşağıya bırakırım. Belki videoya da yazarım, bilemiyorum, yapabilirsem eğer. Oradan ulaşabilirsiniz ekstra indirimlere ve ekstra fırsatlara. Devam ediyorum. Kara Kahya'nın 4'ten 15'e kadar olan mevcut baskılarını aldım. Arada baskı eksikleri var maalesef. Özellikle 1, 2'den sonra 3 yok mesela. 3 bende de yok. Ama yapacak bir şey yok çünkü gerekli şeyler baskı konusunda birazcık hızlı ilerliyor. Muhtemelen hızlı bir şekilde basarlar. Ben de hemen seriyi tamamlarım diye düşünüyorum. Ardından Tokyo Revengers'ın 1 ve 2'sini aldım. Ve bu serinin 3.sünün yanlışlıkla 1 ile 2'sinin bende olduğunu varsayarak önceki alışverişimde almıştım. Ama 1 ile 2 bende yokmuş. Bu yüzden onları da almış oldum. Böylece seri güncel haline yetişmiş oldu. Gençlik Yolculuğu'nu aldım. 1, 2 ve 3 bende vardı. 4.sünün baskısı yok. Muhtemelen o da yakın zamanda gelir. 5 ile 11 arasındaki tüm mevcut ciltleri aldım. Ardından eşsiz beşizleri aldım. 1, 3, 4 ve 5 var burada. Ben bu alışverişi yaptığım zaman ikincisinin baskısı yoktu. Ama bu videoyu çektiğim sırada ikincisinin baskısı gelmişti. O yüzden eğer bu seti almak istiyorsanız direkt olarak mevcut. Her sayısı var. 5'e kadar tam bir şekilde. Bu arada serinin renkleri gerçekten çok tatlı. İkincisinin rengi de sarı renkli. Şöyle araya geliyor. O kadar şeker duruyorlar ki sırf görüntüler için bile alınabilir. Kapakları da böyle. Kapaklarını da göstereyim hemen. Ondan sonra Tokyo Ghoul 5 ve 10 arası sayıları aldım. Burada da çok eksikler vardı. Burayı da birazcık tamamlamak için uğraşacağız gibi. Ondan sonra Ajin bende 8'e kadar vardı. 9 ile 17 arası olan bulabildiklerimi yine aynı şekilde aldım. Şöyle totalde 7 tane almışım. Bitti mi? Bitmedi. Saturnelerin 6.sını aldım. İlk 5 sayı bende vardı. Set olarak almıştım. Ben 5 ciltte bitiyor zannediyordum seriyi ama 5 ciltte bitmiyormuş. 7'de bitiyormuş. O yüzden 6.yi de hemen aldım. 7. geldikten sonra seriyi okuyacağım ama çünkü kısa bir seri olduğu için hani bitireyim hepsini beraber okuyayım istedim. Asla adını doğru düzgün okuyamadığım seri Rosario Vampire diyeceğim şu anda. 6 sayıya kadar bende vardı. 7, 8, 9 ve 10.sunu alarak 1. sezonunu tamamlamış oldum. Bunu da şey yüzünden almıştım. Konusundan falan değil. Ben zaten vampirli şeyleri çok fazla sevmiyorum. Ancak kapakları ve şu yan duruşu çok tatlı olduğu için kitaplığımda bulunmasını istemiştim ve okuyacağım tabii ki. Orange 1 ve 2'yi aldım. Orange 3 geliyor arkadaşlar. Duyurusunu yaptılar. Üçüncüsü gelmeden 1 ile 2'yi okumak istedim ki hani üçüncüsü geldiği zaman onu da hemen alıp devam edeyim istedim. 1 ve 2'yi aldım. Bir dakika. Böyle olacak. Başa sarıyoruz. Zomius 1 ve 2'yi aldım. Bu seriyi herkes o kadar çok beğendi ki aşırı derecede merak etmiştim. Hazır üçüncüsü de geliyorken ve Marmara çizgi böyle bir gaza gelmişken hemen alayım dedim. Çok tatlı. Akira diye bir ana karakterimiz var. 24 yaşında ve çalıştığı şirket tarafından sürekli sömürülüyor. Böyle hayatından bıkmış, hiçbir şey yapamıyor falan. Sonra bir anda zombi saldırısı oluyor ve Akira'nın bu zombi saldırısındaki maceralarını okuyoruz gibi bir durum söz konusu. Yanlış bilmiyorsam, umarım yanlış hatırlamıyorumdur konuyu. Ardından sırada Titan'a saldırı var. Ben de 16'ya kadar eksik de olsa vardı. 17 ile 32 arasında bulduğum gibi topladım. Toplamda 10 cilt almışım. Oldboy'u aldım. 1 ve 2. cildini tek bir şekilde basmışlardı zaten. Devamını almadım çünkü bunu sevip sevmeyeceğimden emin değildim. Bu cildi okuduktan sonra devam edip etmemeye karar vereceğim. Jujutsu koleksiyonuma devam ediyorum. Uzumaki serisini aldım. 1, 2 ve 3 şu şekilde. Bir de korku kesitlerini aldım. Korku kesitleri one shot zaten. Seri değil. Bunu direkt alıp okuyabiliyorsunuz. Ancak yaş sınırı var. Ona dikkat ederek almanızı öneririm. Yavaş yavaş mangaların sonuna yaklaşıyoruz. Death Note 8 ile 13 arasını tamamladım. Bende 7'ye kadar vardı. Böylece tüm seriyi tamamlamış oldum. Sonunda tam bir serim oldu. Gerçekten mutluyum bunun için. Çünkü aralarda eksikler var, onlar var, devam ediyorlar falan filan.
bitmiş ve tam bir sete sahip olmak beni birazcık mutlu etti açıkçası. Bunu da kitaplığıma yerleştireceğim mutlu mutlu. Son mangalara geçiyorum. Bu mangaları ben kendim almadım. Beta bana gönderdi. Şöyle, ben Witch serisini çok seviyordum küçükken. Winx'i daha çok seviyordum. Tabii ki de Team Winx'iz ama olsun. Witch serisini de çok seviyordum ve bunların çıkacağını öğrendiğim zaman resmen çıldırdım böyle. Evde tepindim diyebilirim. Çok büyük bir şansla bana ulaştılar ve göndermeyi teklif ettiler ve ben de çok mutlu oldum. Çünkü Disney mangalarını zaten genel olarak çok merak ediyordum. Witch'in 1 ve 2. cildi geldi. Stitch ve Samurai'in 1. cildi geldi. Stitch de Disney'deki en sevdiğim karakterlerden bir tanesi olduğu için bunun devamı da var sanırım ve kesinlikle seti tamamlayacağım. Aynı zamanda çok merak ediyorum. Bir de Güzel ve Çirkin'in mangaları geldi. Belin hikayesi ve Çirkin'in hikayesi olarak. Bunları da çok merak ediyorum. Bu arada bunların arasından okuyup hızlı bir şekilde yorumlamamı istediğiniz varsa onları yorumlara yazarsanız ben onları biraz daha öne çekerek planlarım okuma listemi. Şimdi mangalarımız bu kadardı. Bir tane çizgi roman var. Onu göstereceğim hızlı bir şekilde. Sandman'in 2. cildi yani Bebek Evini aldım. Ben Sandman'i ilk okuduğum zaman çok sıkılmıştım ve devam edememiştim. Ama şimdi hem dizisi çıktı hem Amazon'da güzel bir indirim vardı. O yüzden hani ikincisini de alıp 1 ile 2'ye tekrar bir şans vermek istedim. O yüzden şöyle göstereyim. Abi yine ters tutmuşum ya. Aristo ve Dante Evrenin Sırlarını Keşfediyor'un 2. kitabı çıktı. Dex de sağ olsun direkt bana gönderdi ve ben bunun ilk kitabını o kadar çok beğenmiştim ki. Ama sonra o kitabı bir arkadaşıma verdim sanırım ya da bir okulda falan kayboldu. Bir şey oldu o kitabı. Şu anda kitaplığımda yok. Bu kitabı okumadan önce onu alıp onu tekrar okumak istiyorum açıkçası. Ama bunun için de o kadar sabırsızım ki yani çok kararsızım ne yapacağım konusunda. Sonra 5 tane modern klasik aldım. Benim bir hedefim var. Modern klasiklerin hepsini toplamak, okumak ve kitaplığımda bulundurmak istiyorum. O yüzden de böyle alışveriş yaptığım zamanlar bir veya iki tane modern klasik eklemeye çalışıyorum oraya. Şöyle bu sefer de 5 tane aldım. Ardından en mutlu olduğum setlerden bir tanesi Tolkien'in Mirası. 5 tane ciltli kitap. Bu set o kadar güzel gözüküyor ki gerçekten yani okumaya, kutusundan çıkarmaya bile kıyamıyorum ama siz görün diye videoda göstereceğim. Şimdi set bu şekilde. Şöyle bir tanesini çıkarayım aradan. Şöyle boyu şu şekilde. Minnak, tatlı, içi böyle. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız ya? O kadar güzel ki. Böbreğim ve ben. Ve alışverişimizin son maddesi. Bu maddeyi gördüğün zaman benimle dalga geçebilir ve bana gülebilirsiniz. Ama benim için manevi değeri var diyebilirim. Winx, Kayıp Krallığın Sırrı'nın 10 cildini aldım arkadaşlar. Dolapta buldum. Bu seti küçükken ben toplamıştım ama sonra arkadaşıma vermiştim ve onda kalmıştı. Sonra bir daha alıp okuyamadım. Hani kitaplığımda bulunsun istediğim bir seri aynı zamanda ve şu an o kadar mutluyum ki buna sahip olduğum için anlatamam. Okur muyum? Okurum bu arada. Gerçekten açıp okumak istiyorum. Ama muhtemelen bu ay okuduğum kitaplar listesine eklemem. Hani o kadar da değil. Ama yine de çok heyecanlıyım. Ben bu videoları çekerken başka kargolar da geldi. O yüzden tam sayıya hakim değilim. Ama 90'dan fazla kitap ve mangadan bahsettiğimize eminim. Dediğim gibi bunların arasından önce okuyup yorumlamamı istedikleriniz varsa onları yorumlara yazarsanız ben de onları biraz daha öne çekerek okurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Böylece ilk videomu da çekmiş oldum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. O zaman görüşmek üzere. Ki ben bu kadar mangayı nereye sığdıracağımı düşündüm mü arkadaşlar? Kesinlikle düşünmedim. Boş iki tane rafım var şu an sadece.